Şimdi bunlar güzel soru, iyi tartışılması gerekir. Kar dediğimiz şey nedir? Kar. Ticaret. Alışveriş helal. Ticaret helal. Faiz haramdır diyor Kur'an-ı Kerim. Alışveriş dediğin şey nedir? Şu dünyada yaşamak için ihtiyacımız olan şeyleri alıp satmaktır yani, bu kadar. Su alıyorsun, ekmek alıyorsun, domates alıyorsun, elbise alıyorsun, bir evde oturuyorsun. Alışveriş dediğin budur. Bunlar da bu dünyada bize lazımdır. Peki bu dünyada bize lazım olan şeyleri birbirimizden aldığımız zaman, birbirimizin ürettiği şeyleri birbirimize alıp sattığımız zaman bu çok yanlış bir şey mi? Hayır. Dünyanın 5000 yıllık geleneği böyledir zaten. İnsanlar üretirler, ürettiklerini pazara getirirler. Pazarda ihtiyacı olanlar gider onu satın alır. Yoğurt üretir, peynir üretir, elbise üretir, kumaş getirir. Bir yerde olan bir şey olmayan bir yerden alınır, götürülür, orada satılır. Oradaki olan oraya götürülür. Orada olmayan buraya getirilir. Buna alışveriş denir ve bu dünyada insanların birbirinin ihtiyacını görmesi için yapılan bir şeydir. Şimdi kapitalizm dediğimiz işi doğal halinde bırakmıyor. İş doğal halinde böyledir. Yani bunu böyle, bunun üzerinden bunu sektöre götürmek, bütün hayatını bu yapmak, bundan başka bir şey düşünmemek ve işi gücü var yok hep bu olmak. Bu doğru değil ki. Bence bu doğru değil. Yani düşünün, şimdi bir insan zayıflamak için yüzme havuzuna gidiyor. Veya spor salonunda eğitim yapıyor. Veya İngilizce kursuna gidiyor. Bunlar hayatta lazım olan şeylerdir, değil mi, bizim yaptığımız? Bu da bizim hayatımızın tamamı değil. Bunlar hayatımızın birer parçası. Bana lazım olduğu için gidiyorum oraya. Fakat bir müddet sonra ben tutuyorum, diyorum ki yüzme havuzu sahibi olmaya kalkıyorum. İkinci bir yüzme havuzu açıyorum. Üçüncü, dördüncü, beşinci. İşim gücüm o oluyor yani. Başka bir şey düşünmüyorum. Bir de ben öyle bir amaç için gitmiştim. Topu topu günde bir saat ayıracaktım oraya. Bütün bir hayatım onunla uğraşmaya başladım. Şimdi ticaret nedir? Alışveriş, ihtiyacın olan şeyi gidip çarşıda alacaksın ya. Ama şimdi kapitalizm dediğimiz şey bu ticareti, alışverişi, almayı, satmayı, kar elde etmeyi hayatın amacı haline getiriyor. Hayatta başka bir şey yok yani. Bugün şöyle bir bakın etrafınızda, hayatı bütün ömrü kar elde etmek için uğraşan ve onun peşinden giden insanlarla dolu. Ne kitap okurlar, ne sinemaya giderler, ne sanat bilirler, ne edebiyat bilirler. Dini, imanı para. İşi, gücü, kar, ticaret, alışveriş. Başka bir şey yok. Böyle bir hayat olabilir mi ya? Buna hayat diyebilir miyiz? Bu aşırı gitmek oluyor. Ticareti hayatın merkezine koymak. Alışverişi ana amaç haline getirmek oluyor. Herkesin yaşaması için bir şeyler almaya, satmaya, bir şeyler üretmeye, para kazanmaya, yaşayacak kadar lazım. Tamam, bunu yapalım, sonra işimize gücümüze bakalım. Ne işimiz gücümüz ne? Yahu daha başka. Hayat ticaretten, alışverişten ibaret değil. Bana yaşamak için para lazım. Parayı da şurayı süpürerek, şurada şu işi yaparak, berberlik yaparak, manavlık yaparak, mühendislik yaparak, insanları muayene ederek günün 2 saatte, 3 saatinde kazanırım ben. Onunla da ihtiyacım olan gider, satın alırım, yerim, içerim. Hayatın gerisinde ne yapacağız? Ya hayatın gerisinde o kadar şey var ki yapılacak. Bunu söylemek bile insanlara şu anda lüks geliyor. Adam hayatın gerisinde daha neler olabileceğini aklına bile getirmemiş. Ben bir yerde böyle konuşunca dedi ki, ya para kazanma dışında hayatın başka ne boşluğu olabilir ki yani? Başka ne olabilir ki yani? Hayatta başka ne olabilir yani? Biz böyle gece gündüz para kazanmakla geçiyor yani. Koşturuyoruz bir ticaret, almak, vermek, satmak. Hayatın başka ne olabilir diyor. Adam düşünemiyor bile yani. Ben de ona dedim ki, bak kardeşim,